Abi Advanced Strike 3'ten devam ediyorduk. En son orada kalmıştık. Görev bulmayı bursamak isteyebilirsin. Bina yapmak işimiz bitti. Training Değil mi? Center'ı yaptık. Evet. Training Center yapıyorduk. Şu adamı da boşalt. Ben orayı tek başına alır. O kombatı ha... Allah Allah. Nasıl yapılıyordu bu? Bir gün daha. Tamam, acil bir inşaatım yok zaten. Şuraya Tolga Tosun, Volkan Çalışkan. Kaç tane engineer'imiz var abi bize? Dört. Dört engineer'imiz var bize. Son bir tane de almıştın ya. Evet evet tamam. Doğru doğru şeyi aldık. Kayyum atamıştık buraya. 6 güne düştü o 45 gün, ne haber? Süper. Güzel, ne yapacağımızı bilmiyorum, oraya kazıyoruz ama eloy meloy çıkacak orada. O zaman görev... Görev arıyoruz. Özellikle de troop transport engellemenin yolunu arıyoruz. Tamam, 26 intel geldik. 26 intel olunca 82 ettik. Bize ne lazımdı? 105. Değil mi? Bir tane daha var. Var galiba, değil mi? Bir tane daha. We're wasting valuable time and resources by not conducting Advent any officer research. Otopsi yapalım. Please consider providing us with a directive. Inspire olmuş ha. Şimdi Inspire şöyle çalışıyor. Şu anda buna research demezsek kaçıyor. Bir bonus kazandık. Akıllarına bir fikir geldi. O datapad'i incelerken. Ama herhalde Cem Yalçın'ın aklına bir fikir geldi ama kaçacak. Acaba bunu tıklasam bir kere, sonra değiştirsem inspiration kaçıyor mu? Muhtemelen kaçar yani. Herhalde. Ben olsam kaçırdım. Ama veriyorum. Inspiration'ı kaçırmayalım. 11 gün çok bu arada. Ama bu da plot mission'a gidiyor. Verdim. Şimdi burada Sinan da var öyle mi? Alien'ları ve hibritleri kesmeye gelmiş. Ondan inspire geldi abi. Sinan geldi diye. Sinan geldi evet. Inspire oradan oldu. Doktor Aydın gibi bitiyor. Daha önce ben yaparım diyordu. Muhtemelen bir şey yapmıyordu. Abi adam hapisteydi, çıkmıyordu. Çıkamıyordu da Hande'yi uzak tutun Sinan'dan yalnız. Bak Gülüşen ve Sinan ile Hande arasında problem olabilir. Çünkü Gülüşen Hande'yi satmış Sinan'a. Bu yaşanmış böyle bir şey yani. Şimdi 11 gün diyor. Bir gün geçsin. Gülüşen getirip Hande'yi Sinan'a satmış zamanında. Advent'te çalışırlarken. Böyle. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Size az sonra bir askerimiz bir ilgilenirken biraz daha background okuyayım. Bilmiyorsunuz. Hepsini aynı anda söyleyemiyorum. Şeyden gelen haberler, isyan kaynakları müdüremizden gelen haberler çok sıkıntılı yani. Devam. Bu arada öbür heyvanda durum ya. Derken infighter. Bak kavga çıktı. Stun Lancer'lar, infighter. Yakından dodge kazandılar. Stun Lancer'lara yakından atarsak dodge edecekler. Yakından kastın ne kadar? 4 kare sanıyorum. Infighter o demek. 4 kareden ciddi bir dodge bonus kazandılar sanıyorum. Onlar üzerimize gelmeden öldürmeye çalıştığımız için. Genellikle evet, en azından onlara geldi. Zaten 4 karemde ne işi var Stun Lancer'ın? Haklısın. Ama Stun Lancer'ın ağzına shotgun dayamaya gittiğimiz zaman bunu unutmayalım. Evet. Sonra kılıca karşı Yaşar çalışıyor mu? Neye karşı? Kılıca. Biz onları stun... Lancer etmeye gidersek. Bilmiyorum. Kılıcı çalışıyor mu ama ağzına shotgun soktuğumuzda graze oldu diyeceğiz. Tabii unutacağız ve diyeceğiz. Kulağına gitti. Diyeceğiz yani. Öbür Haven'da hangi noktadayız? Görev mi arıyoruz? Adam mı arıyoruz? Recruit'te edip mi? Hayır, Intel'deyiz. Intel'deyiz. Bu değil öteki. Öteki Recruit'te. Öteki bir tane daha William Taylor adlı adam Recruit edecek. O zaman gidip o Haven'a ateşe vereceğim ben. Ben burada Intel'e devam ediyorum. Machinery'yi topladılar. 42 supply, 9 alloy. Çok güzel. Gayet güzel. Proving Ground. Şimdi bu olabilir gerçekten. Bu, yani nereye? Şuraya açtılar değil mi? Proving Ground çünkü workshop'un çevresinde istediğimiz bir şey. Biz workshop uzun süre yapmayacağız arkadaşlar bu arada. Çünkü 4 tane engineer'imiz var. Gerilla'dan. Gerilla da buraya ya veya buraya yapmak istiyoruz gerilla'yı. Bu demin 6 gündü, şimdi 10 güne çıktı. Bu neden? Neden? Bilmiyorum. Bulabilen var mı? Güzel soru. Allah Allah. Bir işler çevriliyor ama. Build Faster'dan geliyordu. O kadar geliyor muydu ya? Demek ki.
ama çok geliyormuş. Peki. Tamam, abi yani, buraya olur. Yapacaksak proving ground yapalım. Yani yapılırsa buraya yanlış olmaz. 50 supply ve 2 power. Problem o. Burayı temizlememiz ve veya buraya upgrade edebiliyoruz. Kaç para? İkisini de yapacak para var şu an. 60 supply, 2 power eklerim. 40 50 supply, 2 power yerim. Upgrade'den ne kadar power geliyor? 2 geliyor. Bir şey kanıtlamaya ihtiyacımız var mı derken chat'te doğru söylüyorlar. Proving ground ama hatırlayamıyorum artık. Mutlaka proving ground'dan işe yarar research'lar yapılıyordur yani. Kırkpınar Proving Grounds bir kere adı da var. Kırkpınar Er Meydanı diyor. Ne diyorsunuz? Chat size de sorayım. Workshop yoksa sadece prototiplerle idare ederiz diyor. Yani prototiplerde Proving Ground'dan çıkmıyor mu? Her şeyden bir tane yapmış oluruz. Şimdi bu parayla craft edeceğim bir şey var mı senin? Craft mı? Ha, engineering de mi? Hey Commander. Abi yani belki bu var 10 paraya o kadar. Bundan bir tane daha yapmak istesek yani çok zor bir göreve giderken 5'te burası 15. Ve şu andaki research'lerimizde de build yok. Abi Proving Grounds yapalım. Tamam. Onu, yapalım. Tamam. Kırkpınar yağlı güreşleri de burada yapılır. Yağlı Proving Grounds yapalım diyor Cem. Yapıyorum Proving Grounds'u. Zaten aynı zamanda da Skull Jack'i yapmıyor mu orası? Volta doğru da gidiyor. Bu ünlem o demek. Bir engineer'ımız daha var. Okey, koy onu oraya. Taner buraya geldi, görevlendirildi. Böyle devam edelim. Henüz power'a ihtiyacımız yok. Gerekirse instantly 2 power'a upgrade için 50 şeye ihtiyacımız var. 60 para. 60 para. 60 para. Bir de Resistance Ring'e de engineer konabiliyor. O da covert action'ları hızlandırıyor diye de bir durum var. Yani aslında burada zaman geçirmek yerine Resistance Ring'e gitsek. Görev bulmak istemiyorum. Görev bulmak istiyoruz. Şu base'e yani. Salta kadar böyle bu hikaye. Devam ediyorum. Target. Sabotaj transmitter. Hidden event engelliyorum. Durduğu yerde very light. 35 intel'li bir görev. Okay. Sadece 35 intel vermiyor. O kadar intel verdik ki abi. 16 günde lük buldular. Biz bunu Extreme Light'a herhalde düşürürüz. Hidden event de engellemek iyi bir fikir. Ama kaç günümüz var bizim base assault için? 16 gün. Hayır, base assault için. 18 saat sonra %100 olacağım diyor. Bu base assault'u yaptıktan sonra bütün missionlar iptal olacak Avustralya'daki. Yani bu base assault'u bekleteceğiz demek şey. Eğer gitmiyorsak. Bir dark event'i engellemek için base assault'u bekletmeye değer mi? Aslında soru bu. Base yani, assault'u engellemenin... Engellemek değil, ertelemek. Engellemek yanlış söylüyorum. Ertelemenin handicap'ı da şey... Adamlar bağlı oraya. Adamlar bağlı oraya. 16 gün çok ya. 16 gün sürmeyecektir. Expiration 16 yani, gün. Biz tahminen 5-6 günde bunu yaparız. Hidden event engelleriz. Yani hidden eventler bir yerden sonra çok stack oluyor. Onu engelleyebiliyorsun. Oluyor, stack oluyor. Yakalamışken engellemeye çalışabiliriz gerçekten. 35 intel de gayet güzel. Advent datapad'i bozmamış olmamızın karşılığı olur. Bu görevi deneyelim arkadaşlar. Tamam. Sabotaj transmitter. Şimdi hangisi hangisi bilmiyorum. İki çeşit sabotaj transmitter var. Bir tanesinde yanlış göreve gittik. Boğaçlar... Ha yok, yanlış gitmedik. Yanlışlıkla adama çarptık biz orada. Devage diye bir strap var. Intel suggest high concentration of beast-like enemies at this mission site. Hmm. Mutonlar mı geliyor yoksa yılanlar mı? Yılanı görmeye başladık. Beast-like enemies var karşınızda diyor. Elimizde de bizim muton, yani muton olan diye bir görevse bu. Hayvan gibi düşman var diyor Cem, doğrusu. Elimizde lazer tüfekleri de yok. Acaba ne olur deyip konfirmaya basıyorum. It would appear the aliens have sent a particularly nasty group of nasty creatures. It seems even Advent can barely control them. I would strongly advise caution. Advent'in zor tuttuğu bazı hayvanlar var abi karşımızda. Berserker olabilir diyor. Muton berserker olabilir diyor. Tehlikeli canavarlara karşı gidiyoruz. Peki berserker ise subway yer altına giriyoruz.
Evet, kapalı bir krisalit metroda. Krisalitten önce muton çıkıyor değil mi bize? Belki krisalittir. Krisalit de olabilir ha. Oğlum kesin krisalittir bu. Abi bir metroda üstümüze saldıran beast like creatures'a karşı nasıl dövüşülür arkadaşlar kapalı alanda? Yani dar alanda kısa paslaşma. Bomba şatkan flamer. Yani. Evet. Dar alanda nasıl dövüşülür? Bomba şatkan flamer. Ama bunların hepsi üstümüze geldikleri zaman çalışıyorlar. Tam tersi uzaktan vurmak isteyebiliriz. Subway'de o kolay olmayabilir. Onun açısı zor olur ya. Dediğin gibi. Ben buraya mesela bomb ne var elimde? Çok fazla adamla gidemeyeceğim. 5 kişiyle gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ve 8'e kadar yolu var. Extremely light, ama işte Very Light'tan base'i başlıyorsa 8 kişi gidip bir de bir Extremely Light'a düşürmeye çalışırsak 20-15 gün sürer yani gerçekten. Sine ne yapacaksın o zaman? Popi. Abi Shinobi var. Technical 1 kişi var. 2 kişi var. Çağlar hazır mı? Çağlar var. Buddy'lere bakalım. Bahadır. Bahadır Fahri değil. Fahri benim. Fahri benim. Ha, evet. Fahri benim. Bahadır'ın kankası kim? Höl mü? Evet. Höl yaralı olduğuna göre o zaman şeye götürüyoruz. Bahadır Höl'ü götüremiyorum. Demek ki 57 raid gidiyorum. Evet, tamam. Raid 57. Hayvan mayvan olduğuna göre robot çok yoktur. Hack etmemiz, combat protokol bilmem ne filan falan gerekmeyecek. Daha çok canavar dövmeye gidiyoruz. Bir granadiyer lazım, doğru söylüyor. Granadiyerlerim ne durumda? İki tane, ikisinin de şeyi yok. Kankası yok. Kamakiri'yi alacağım, içimden o geldi. Movement'ı 13 olduğu için. Çünkü zaten bize gelmelerini bekliyoruz. Hayvanlar bize gelsin diye bekliyoruz. Bir dakika, bunların ikisi de support granadiyeci. İkisi de öyle, Papi de öyle. Ben support granadiyer istemiyorum. Başka. Ama başka. Hasan dışında da bombacı granadiyerim yok. Değil mi? Yok. O zaman bu adamların... İkisini de al. Yani bir tanesini... Kamakiri'yi alıp şey deneyeceğim. Nerede o herif? Oradayız, geçtim. Aşağıda mıydı? Yukarıdaydı. Abi yukarıda burada. Statüse göre gitsin. Burada. Rapid deployment'ım var. Bir tane grenade. Şey bir tane flashbang, iki tane bomba alacağım ben bu adama. Hı. Bir flashbang, iki bomba aldım. Pekala. Weapon'ları bu arada şey yapalım ya. Make weapons. Demin yaptım bunu ben galiba ama bir görelim elimizde ne weapon var. Bir tane laserlı shotgun'ım var. Daha yapabilirim bu arada. Başka ne class gerekir? Bir tane technical. Onun body'si. Ki o body'sinin hem wall fire'ı hem de çok yaklaşırsa double barrel shotgun'ı da var. Güzel. Muton'a da yarar. Bombacımız var. İki tane atıyor. Bir de flashbang atıyor bedavaya. Flamer'cımız, güvendiğimiz Fahri var. Onu tanıyoruz. Başka ne class gerekir? Specialist gerekmez. Shinobi gerekir. Yani kılıçça vurmak isteyebiliriz bu noktada. Evet. Ama Shinobilerin ikisi de body'm var diyor. Tatar'ın body'si Hasan değil mi? O zaman Tatar'ı alıyorum. Body'si yaralı çünkü. Tatar'ın elinde çuklıslı bir laser var. Bunu niye boşaltmadı ben demin boşalt dediğim zaman? Anlamadım. Başka klas ne düşünüyorsunuz? Önce adam uzaktan ateş etmen gerekiyor. Yani bakıyorum son adam ya. Herhalde. Extremely Light 4 günde Extremely Light şu anda ama 4 kişiyiz. Ben bir adam daha koymak istiyorum. 6 günde halletmek istiyorum. Gunner yok abi Gunner'ım. Bütün Gunner'lar base assault'ta. Çok assault koyacağız herhalde ya. Burçin acaba o beastleri kamçısıyla tame edemez mi? Kamçı vurarak. Kesin immune to stun'dırlar. Hande burada bir işe yaramıyor mu? Hande burada bir işe yarar. Hande'yi alalım. Hande burada ne işe yarar? Hande'nin elinde justice var. Grapple'la kendine çekiyor. Chrysalid. Humanoid değil ama mesela Muton Humanoid. Kendime çekmek istiyor muyum? Ben gerçekten bu görevi adamları kendine çeken bir klas istiyor muyum yani?
Bize gelsinler diyordum. Evet. Belki o zaman Hande yine yaralansın işte. Zaten kız bir göreve gidip 10 gün yatıyor. Bu bulpup neydi? 3-4 vururum. Bu nasıl bir mobility arttıran bir şey? Bu bir çeşit SMG arkadaşlar. Bir de ripcheck'i var, vuruyor damage. SMG ve close combat weapon'ı var. Hande'yi hiç tanımıyoruz abi. Çünkü az oynayabildik. Evet, az oynayabildik. Bu çok düşmana inisiyatif aldığımız bir görev. Bir görev ben, tipi. Bomba verebiliriz ona. Yani bomba ihtiyacımız biraz olmadı. Olabilir, mobility'si yüksek. Olabilir. Bir kere zırhı yok. Bir kere bir içliğini giysin. Ondan sonra da bir bomba. Bir de medikit de buna vereyim. Beast mi istiyorlar? Fahri'de de bir medikit var galiba. Barış smoke almış. Herkes de bomba olsun. Tatar boş. Tatar boş. Tatara rating. Tatar shotgunlı scout değil mi? Güzel. Bu şeyde, bu mission'da güzel. Başka neye ihtiyacımız olur? West giyeceğim ben Tatar'a. Artı 2 hit point değil mi o? Health 2, mobility eksi 1. O mobility eksi 1'i kaldırır Tatar. Çünkü o shotgunlarla, kılıçlarla o beastlere gittiğinde o çocuk 2 hit point lazım yani. Görmüş ya gömlek. Buraya da bir gömlek ver diyor Hasan. Yani olabilir ikinci gömlek. Yani düşmana yaklaşacağını varsaydığımız karakterlere gömlek. Moment'ı çok, evet. Ama 5 para değil mi gömlek? 5 para. Ama yakın dövüşçülere veriyoruz. Yanlış da demiyor. Ne diyorsunuz? Ya boşa gitmez illa aklına. Bence de ikincisi çok fazla değil. Hande olduğu için bence gerekir. Yani ne oldu? Hande yatmasın yine uzun zaman. Evet, Hande'ye de gerekir. Health'i kaça çıktı? 6'ya acı çıktı. Barış'ın health'i 3. O beastler Barış'a yaklaşırsa öldürürler. Barış'ı koruyun. Burada vuralım, öldü ölelim diyorlar. 6 gün 0 saatte 7-9 ile gidebileceğiz diyor. 6 gün base bekleyecek. 7. adam koyunca ne oluyor? Bir baksana. Random bir adam koyuyorum. Yok. 1,5 gün daha diyor abi. 5'tir tamam. Bunun güzeli. 5 kişiyle gidiyoruz. 7-9. 6 gün. Bir mission'a daha gidecek takımımız var. Haven Advisor'lar var. Böyle gideceğim. Sadece silah olarak elimizde ne var? Veya Barış'ın elindeki silahı... Barış'ta Kaan'ın bir tane tüfeği var. Kaan'da o tüfek. Bir tane shotgun'ımız var. O da burada. Başka da silah talebimiz yok. Şu anda. Silahlara ekleyebileceğin işte materyal var mı? İşte onu söylüyorum. Mod olarak iki tane silah biliyorum yapmak istediğimiz. Birisi Kaan'da gelince Extended Magazine takılacak. Bir de shotgun zaten laser'ı var. Ha, buna Extended Magazine takabilirim. Gerek yok şu anda. Şu anda gerek yok, evet. Böyle gideceğim arkadaşlar. Ben çok bir medikit. Gazamız mübarek olsun. Hande'dekini kaldırdın mı? Hande'deki medikiti aldım, evet. Okey. Barış'a veriyorum ben bir medikiti. Sen de kullandın Barış. Yani şimdi... Ben de kullandım ben. Hayvan çıkabilir, ayı çıkabilir. Ayı çıkabiliyor, taş düşebiliyor. Hadi bakalım. Adamlar zor zapt ediyorlar hayvanları diyor. Kriseli de aldım. Acayip hayvanlara benziyor. Acayip hayvanlara benziyorsan görevi geldi yani. Geldik. Şimdi AP'yi raftan indirmeyelim diye bıraktık yine orada. Ama adamları hani doğru tabii. AP orada yani... duruyor muydu gerçekten? Aslında birine bir sniper'a vermişti. Halil'e verdik, yolladık base'e ya. Hatta ikisine de verdik galiba. Armor piercing'i. Fazladan yapmış bile olabiliriz, emin değilim. Ben burada işime devam ediyorum. Hala troop transport yakalama. Vigilance 11. Artık Advent şey bağırıyor. Bir şey olacak, bir şey olacak diye bağırıyorlar herifler yani. Bir bok çeviriyor bunlar diye bağırıyorlar. Andaşı arıyorlar bence. Andaşı arıyor olabilirler. Uniform %100'e ulaştı. Şimdi şu anda galiba uniforma launch desek swarming. Bu very heavy'di ha. Biraz ilerlemek iyi de olacak. Bakalım. Vigilance 10'a düştü. Göreve gitmedik bak bir zamandır diye.
Böyle bir artısı var göreve gitmemenin arkadaşlar. Ama Force'da James yani. Kelly diye biri geldi. Şimdi artık ben burada bu kadar recruit'e gerek yok. Biraz da para diyeceğim. Ne diyorsunuz? Olur yani. Recruit'e devam etsinler tabi. William Taylor, James Kelly. Ha, bu nasıl bir mission abi? Materyal toplamaca. Force bu yalan olacak görev değil mi? Ne görev? Dedin ya şimdi baskını yaparsak bu görev çöpe gidecek değil mi? Yani şimdi 7 gün Verilay tamam. Az adamla gidip toplamaya çalışırsak bu şey değil. Smash and grab değil. İşaretlemeci olan görev. İşaretleyip kendi bastığımız şeye çıktığımız. İşaretleyici şinobiler açılıyor muydu? Açılır. Ama birazcık az aç gözü davranacağız. Mümkün olduğu kadar birkaç tane işaretleyip hemen Sky Ranger çağırıp işaretlediğimizi işaretleyip kaçacağız. Küçük bir takımla diye bir deneme yapabiliriz. Bana biraz greedy geldi o. Barış ne diyorsun? Abi yani evet şimdi küçük. Ya değmeyebilir. Değmeyebilir. Evet. Yani şey değil, bir dark event engelleme değil yani. Bir de Abandoned City diyor. O şeyini kaçırdım. Nedir o? Dar alanları anlamadım. Evet evet. Boğaç'ın öldüğü yer. Boğaç'ı az daha gömdüğümüz yer. Gitmiyorum. Boş ver abi. Gitmiyorum deyip buraya girmek çok güzel. Horse 4. Thomas Wilson. Görmüşün. Intel geldi bir tane. Ne geldi? Intel bir geldi. Intel geldi. Nedim Cemal Tekin has recovered. Hasan Uzunoğlu has recovered. Pekala. S4. Tank D4. Tamam. Abi şu açgözlülüğümüz yüzünden o strength 5 olursa. Abi yeşili 4 oldu. Hemen 5 olmayacak herhalde. 3'ken gidebiliyor muyduk? Şu anda kaç şeylerim? Hala swarming. Pis bir seçim ama devam ediyorum. Bence et. Bir kere daha bas. Becerdik diyorlar. Başarmışlar. Ability point. Evet tamam. O zaman bela bacıya güvenebiliriz dedi Serkan. William Martin de. William'ı hala almadın şey güvenilirlere. Almadım abi. Çok büyük yamuk yaptı bize. William da kaçmadı. Hapiste kalmasın. Tamam hadi peki Barış'cığım. Senin dediğini yapalım. Hapiste kalmasın ama dikkatli olun William Martin konusunda. Continue. Covert action complete. Assign new covert action. Tamam William ama buna yolla işte sürekli. William Martin bir Haven Advisor. Faceless çıkacak. Evet abi işte. Faceless çıkacak, kuş çıkacak. Onun adı o. O zaman şu PCS'i de toplamaya istiyorum ben. Tekrar tamam. NPC'leri mi yolla diyorsun? Abi oradan XP alıyoruz evet. Bu arada. Evet de yani adamlarını sen savaşa yönlenmek istemiyor musun? Evet de savaş bir süre yok. Bu görevin 4-5 günlük sürecinde biz görevlere gitmiyoruz. Baksana çok acil değilse. O yüzden levelsız düşük adamlarımızdan bazılarını yollayıp XP aldırtmak istiyorum. Andacı yollayabilirsin mesela. Andacı mesela. Spradi'ymiş. Andacı gönderelim. Aşağıdan birden çok olan klas elimizde çok klas da var. Burçin ve Bela Bacı var. Bunlar var. NCA gelmiş ama tek gunner'ım. Kalsın o. Andacı'nın yanına kimi verelim? Burçin'in buddy'si var. Hasan'ın buddy'si var. Onların konuştuğu var. Onlar olmayacak. Tamam. Papi'yi gönderelim. Andaş'la Papi gitsinler. Tamam. Andaş'la Papi gitsinler. Nerede Papi? Papi'de gerçi level da var ama. Diğer class açısından şeyler bana lazımlar. %10 failure. Fail edersek ama ambush kötü. Zırhın var mı Andaç? Böyle yap dediler. Ambuş durumunda zaten dövüşmeyip kaçacağız diyorlar. Öyle shotgunla falan delikanlı gezme. Zırhını giy kaç diyorlar. Ama Papi bunu dinler mi? Bombayı alır. Bir tane superior PCS getirin bakalım bize Afrika'dan. Hem de Afrika'yı bir görsünler abi. Önümüzdeki macera Afrika. Andacı bakalım orada tanıyorlar mı? Evet. Andacı orada herkes tanıyor mu?
Onu da görmüş olalım Kaan. Çok doğru söyledin. Or strength 4. Başka bir görev seçe imkanı. Abi işte. Kaç gün? 8 gün. İşte budur. Ama bu 8 günü bekleyene kadar orası doğal yollarla 5 olacak. Abi şey yaparsın bunu. İnternet basarsın. Yok. Bence şöyle. 8 gün yakalamış olmamız çok güzel. Bu bitmeden buranın strength'i düşmeyecek. Şey yükselmeyecek. Demin dedin ya. Bir daha ne zaman yükselecek? 8 gün sonra yükselecek arkadaşlar buranın strength'i. Biz tamam, bu kolumuzu basmayalım. Ama 8 gün içinde şu hikayeyi bitirelim lütfen yani bunlar gelmeden. Tamam anladım. Okey. O yüzden burayı artık intele vermiyorum. Çünkü o aradığımı buldum. Dolayısıyla supply'a geçiyorum. Kaç kişisiniz abi burada? 10 kişisiniz. Birkaç kişi recruit'te devam edin. 3 kişi recruit'te devam edin siz. Overkill Sinan başınızda. Çok güzel yakaladık. 8 günde yakalayınca bu troop transportu vurmaya gerek olmadan gidebiliyoruz. Eğer yanlış bilmiyorsam, eğer oyunu yanlış hatırlamıyorsam 8 gün sonra bu strength 5 olacak. Bir de olur da önceden olursa da onu vurursan yine düşmeyecek. Evet, böyle. Evet. Ama o 8 gün, 2 gün kala yükselirse o strength artık vuramayız o troop transportu. Yapacak bir şey yok. O zaman. Şimdi mi vuralım ya? Korktum ben o dediğin olasılıktan. Bunu yani, bilen var mı chat? Şimdi vuralım dememin sebebi vurursak 3'e düşeceğini düşündüğüm için şimdi vuralım. Şöyle abi diye. Şimdi takımı yollayalım. Beklesin. Eğer yükselirse vurabiliyor durumda olsunlar bak. Tamam evet doğru güzel. Intel'le bufflarız seni. Bufflamayız. Ben Intel bekler. Eğer yükselirse vururuz. Yükselmezse hiç kasmayız. 8 gün beklemeyiz tamam. Yani. Olur. Adamın da var yetenince. Var galiba. Şu takımı kuralım. There is something in the air. Maybe it's something in the air, but whatever it is, it's causing soldiers to trigger combat rush whenever they crit. Crit atan combat rush basıyor. 2. Critçi adam götür abi diyor. Critçi adamlarından ikisi de görevdeler sanıyorum. Değil mi? Bir yok şimdi benim. Yaralı olup da geri gelenler var. ECA falan var mı? Var. AP'miz var. Abi ben bunu vuracaksam sağlam vuracağım için. Body'lerden çağları, merdi, hülü. En baba takımı kuruyorum. Troop transport vurmaya tamam. Karar verirsek vuralım yani. Hülün kankası kimdi? Gitti o göreve. Bijubi'yi. NCA'yı. All Star kadro. Bayağı sağlam kadro. Light başlıyor. 4 gün 19 saatte 7-9'da düşürürüz burayı diyorlar. Yani güzel. Ulan vursa vurunca bu hatırlamıyorum. Vurunca düşürüyor mu Umut biliyor musun chat? Kaan görevde. Vurunca düşürüyor mu arkadaşlar? 6 gün mevcut çok. Mevcut setlere 4 vurursak 3'e iner mi? Troop transport vurunca strength'in düşmesini mi sağlıyor yoksa yükselmesini engellemeye mi yarıyor troop transportu vurmak? Supply raid'le bunlardan birisi birini yapıyordu ama hatırlamıyorum oyunu. Transport strength yükselmesini sağlıyor, raid'de düşmesini sağlıyor. Evet tamam. Raid'i kaçırdık. Bu troop transport yükselmeyi engelliyor. Tamam. Yani abi tamam çok sağlam bir kadron var. 4 gün 19 saatte vurabiliriz diye biz yapalım. Gerekmezse vurmayız. Belki de vururuz. Aynen. Bakalım. Bijuvi'yi götürdüm. Kendi Umut'un hayalindeki build. Umut'un Bijuvi'nin Wet Dream adlı build'da duruyor zaten. Çağlar hep böyle oynuyor hatırladığım kadarıyla. Hızlı hareket edebilmek için bir bombayla oynuyor. Duxus şimdi bu roketçi bu değil mi? Oturup transportu vurmaya geldik. Bombaççı denen. Yani bilmiyorum daha ne yapabiliriz bu adama. Hasan granatleri doldursun. Hasan çok granatçı. Aynı zamanda da tüfekçi bir insan. Flashbang. Smoke da alıyorum. Bu şey değil mi böyle yol kenarında oynadığımız görev tipi değil miydi bu? Açıkta kalıyoruz. Arabaların arkasına cover aldınız vesaire. Yanlış mı hatırlıyorum? Abi görevin tipi değişir. Ama genellikle evet. Arabalar marabalar olan bir yerdedir.
Smoke zaten Hasan'ı almayacağım da. Hasan'a iki flashman kal diyor. Truk transport için. Peki. Bir tane granadiyerim var. NCA. İçliğini giy çocuğum. 16 move var. Güzel. Bomba. Medikit. Gunner da medikite bir iyidir. Şimdi buradan AP üretelim mi diyorsun Barış? Bir tane evet. Yapmışız. Bir tane daha diyorsun. Yani. Yani iki tane şey de burada fazla olmaz. İkinciyi iki sniper'a vermiştik. Hayır. Bir tane yapmışız abi bugüne kadar. Bir tane mi yapmışız? Ben bir tane daha yapıyorum AP round. Aman yap abi ya. Fazla değil iki tane yani. Ve NCA'ya veriyorum. O tüfekle vurunca vursun. Medikit'i başkası taşır. Umut taşıyor zaten. Çağlar'da böyle. Dux'da bir medikit veriyorum. O çocuğun her şeyi var çünkü. Roketi var, flamer'ı var. Medikit. Hasan'da iki granate, iki flashbang. Bir tane armor piercing. Bu görevi zaten gitmeyeceğiz. Gitmemiz abi gidebiliriz. Hayır. Gitmemiz gerekebilir. Bir düşer, bir çıkar beşe. Vurmak zorunda kalırız kan. Tamam yani. Gerekirse şey yapalım. Bu arada %166'ya düştü. Buff verirsek 200'e düşüyor ama buraya buff harcamak zorunda kalmayalım lütfen. Buji ve shotgun. Buji ve shotgun diyor. Buji'ye shotgun. Peki. Moment'ı yüzünden söyledi. Aim'i de yok diyor. Haklı. Peki. Böyle gidiyorum arkadaşlar. Size go demeyebilirim. Go veri, go emri gelmeyebilir ama Cem'in elinde hair trigger. Reaction'larda suppression yapsın diyor. Go dediğimde girmeye hazır olun. There is something in the air. Hadi bakalım. Şey kokuyor. Görevin adı o. Evet. Bir gidelim. Bir koku var. Troop transport da buldum. Intel'i de düşürdüm. Şimdi ne diyordunuz? Buraya mı gidelim? Diyordun Kaan sen. Yo demedim de. Build faster'a ihtiyaç var mı? Yok. O zaman supply'a buff'lıyorum. Olur. Özgür'den çakmak iyileşti. Proving Ground geliyor. Oraya supply gerekecek. Taner üç kaç boşa çıktı. Yeniçeri Ocağı gibi burası apış arası gibi kokuyor diyorlar. Şimdi burası Kırkpınar Er Meydanı. NCA'nın koyduğu adıyla. Engineer iki tane konulabiliyor. Project Time düşürülüyor. Project derken Hazmat West. Hit Point Bonus. Immune to Fire Poison. Additional ability. Ha, normal plating yerine alloy plating. Fazladan plating. Çok güzel. Battlescaler çok güzel. Çok güzel. High capacity magazines. Kendimiz yapabiliyormuşuz. Artık evet. Ama core istiyor. Orada. Evet. Kolay değil. Stock, scope. Bunlar aynı zamanda bir tane de scope bozuyorlar değil mi? Bunlara daha var. Alloy bir kere yapınca hep yapabilir hale mi geliyorsun? Evet. Bunu bir kere icat ediyorlar sonra üret diyorsun hatırladığım kadarıyla. Evet. Yani fena fikir değil ama stokta şu anda uğraşmak istemiyorum. Scope mesela olabilir. Bir scope'u bozmaya sonra kendimiz scope yapmaya başlamak istiyor olabiliriz. Scope magazin de istiyorsun çünkü sen bir yerden. Magazin de istiyorum. Magazin de istiyorum. Hatta mevcudu belki de şey yapabilirsin. Magazini şu an bir mevcudu buraya yerine... yatırım yap olarak kullanalım mı diyorsun? Evet. Yani scope ve magazin bunlar ikisi de çok güzel upgrade'ler. Yani şöyle, benim gördüğüm kadarıyla adamların bir hit point sıkıntısı var. Ya bunu bir an önce cover etmek isteyeceğiz. Üçünü birden ya edemiyor muyuz? Üçünü birden cover edemiyor muyuz? Alloy var. Üçünü birden cover etsek ne lazım? Ne kadar para lazım? Aynı anda verebiliyor muyuz? Ha bilmiyorum. Para yetiyor. Para yetiyor. Aynı anda değil. Galiba sırayla yapıyorlar işi. Para da yetmiyor bu arada üçünü birden yapmaya. İkisini yapıyoruz. 30 gerekiyor magazin ve alloy plating için. Ne dersin Barış? Abi alloy bence öncelikli. Ya bu da öncelikli bu arada arkadaşlar. Battle Scanner'la High Capacity arasında işte emin değilim. Her şeyi ya. Düşünüyorum ben. Yani high low bir şekilde kapasitemiz var. Bir şekilde ateş edebiliyoruz ama hani battle scanner'ımız yok. Evet, o zaman bence o zaman bu mantıksız mı Kaan?
Hiç yapamadığımız bir şeyi sağlayan şey beta scanner. Tamam sen doğrusun. O zaman beta scanner'a başlıyorum. Bence de mantıklı varış. Bir de core yiyor. Başka hiçbir türlü yapamadığımız bir şey bu. Yani. Diğerlerini bir şekilde handle ediyoruz. Evet doğru yani diyorsun. 3 yerine 2 alloy platingimiz oluyor. Şu bu. Ama bunu yapamıyoruz. Okey. Taner. Gel abi buraya %50 düşürdüm diyor. Süper. İki yani... demiş yiyip ölmemek de hiç yapamadığımız bir şey. Abi ölmek var bu işin fıtratında. Sen çok konuşma. Sen yine burada mısın? Nerede bu herif? Kızın peşindeydi en son. Yok gitmiş. Kızı bir yer... Abi reviri görüyor musunuz arkadaşlar? Artık ne oluyor? Ne oluyor abi orada artık? Nerede o revir? Bak kaybol. Kaçtılar. O kadar çok herkes burada abi. Şeye baksana ya. Bu yeni holo targetlerle çalışan var. Bakacağım. Bir de şurada birisi var. Bu kim? Papi. Ne yapıyor acaba orada? Bu revirin hali nedir ya? Hastadan çok refakatçi var. Bu iş böyle olmaz arkadaşlar. Yeni targeting yerimiz şurası mı bizim? Sağ en alttaki değil mi? Yok. Yok şurası. Sol, kimsenin çalıştığı yok abi. Boş. Yatırdık buraya bu kadar parayı. Bomboş. Barış'la Fahri en son baktığımızda da buradalardı. Hala buradalar. Devam edelim bakalım. Şimdi esas şeyin gücü ne oldu? 4 strength. Durdurdum. Hala 4 strength'teler. Sabotaj transmitter'ı Extreme Light'a düşürdüm. Bu göreve gidelim. Şimdi hemen gidelim. Tamam. Ondan sonra uniform'u hala 34-36 diyor. Swarming. Biraz daha ekleyeceğim onu. Yani belki de swarming dedi. Ben Extremely Heavy'yi yanlış mı hatırlıyorum? Sanki Extremely Heavy evet. Açılmıştı. İndirebiliyorduk sanki ama evet bak Umut da öyle hatırlıyor. Biraz daha düşürebiliriz belki. Ama yani o arada bunu yükseldiği için bunu vurmak zorunda kalınca başka riskler. Enemy Ambush Troops kolay bir görev değil. Kolay bir görev değil. Biz her şartta Sabotaj Transmitter'a gidiyoruz değil mi? Hidden Event'i engelliyoruz. Intel alıyoruz. Çok güzel. Hidden Event baş başına. Evet. Bu Beast Like Creatures dediği değil mi? Advent'in zor zapt ettiği canavarlarla dövüşmeye gidiyoruz. Bizim orada nasıl geçin, demokrasimiz ne biçim, var mıdır kavgalı seçim, zaylılar hoş geldin.